Let's just get closer so we can see better. Evet. Çok poşet gibi duruyor ama bilmedim. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Biz okula gidiyoruz. Kalktık. Şunu taradım. Şunu takınca tekrar dağıldı ya. Şey annem o çöp ya şey. Deodorantını atmış biri buraya. Niyeyse. Apartmanımız çok temiz ya. It's a spray. Spray işte deodorant. Ne var orada? Orada. Şey ya bir şey değil annem reklam onlarda. Bir şey değil. Gidene kadar meraklılık da var gider. Böyle nerede ne var nerede ne yok. Araba nerede? Tamam. Efendim? Ben bir araba. Alırız bizden. Dur orada evet. Değil araba. Gel. Tamam. Karşı telefon park etmiştik. Ha öyle mi diyor? Bugün Deniz'in fotoğraf çekimi var. Okulda? Tabii ki. Geçen senekine katılamamıştı fotoğraf çekimine. Geçen sene Türkiye'deydik. Bu senekine inşallah katılıyor. Zaten... I forgot my puppy. Olsun bir şey değil. Arabada var oyuncağı. Kreşte de son senesi olduğu için bu sene fotoğraf çekilmesini istedik. Koş bakalım. So we don't get to be like... Evet gel. Ama madalyonu evde kalmış. Orada üzerinde Deniz yazıyordu. Yakasında takılıydı. Hayır, Deniz yazmıyordu. Hayır, bunun üzerinde Deniz yazıyor. Onun üzerinde Deniz yazıyor aşkım benim. Can you make a bit closer so they can see? Yes, I can. Evet. Bu böyle yakasında asılıydı Deniz'in. Ne istiyor? Şeyinde yakasında görmüştü. Şurasında şöyle. Deniz. Tamam. Tamam dur. Dün spor günleri vardı. Yarış falan yaptılar. Orada takılıydı. Madalyonu da kazandı ama onu evde unutmuşuz. Neyse eve gidince gösteririz olur mu? Tamam hadi gidelim mi şimdi? Hazır mısın? Fotoğraf çekimine. Bu aralar Deniz'de bir bağırma hastalığı var. Çok aşırı bağırıyorsun Deniz ve ben mutlu değilim bundan. No. No. I'm not either. Niye bağırıyorsun o zaman? Because... Allah'ım silin. Burn. Burn. Açacağım Burn'ü. Bu aralar favori şarkımız Burn. Ellie Goulding'in Burn şarkısı. Artık dinle yani şey gına geldi Burn'den. Ha? O ne? O yeni şarkı. Ellie Goulding. Ellie Goulding. Şey Burn şarkısını söyleyen kadının adı. Adı Ellie. Kendisini severim de bu şarkısı sıktı artık. Tamamdır vereceğim. Deniz bıraktım. Bugün yemeği erken yapacağım. Çıkışta pasaport fotoğrafı çekmeye gideceğiz Deniz'le. Tam olarak ne yapacağımız belli olmadığı için ne olur ne olmaz şu an boştayım diye yemeği dedim yapayım. Bugün musakka yapacağım. Ama böyle kızartmasız, daha sağlıklı diyeyim musakka yapacağım. Ben uzun zamandır kızartma yapmıyorum zaten. Böyle patlıcanları falan kızartmıyorum. Çünkü patlıcan böyle sünger gibi, hakikaten sünger gibi. Ne kadar yağ atarsanız maşallah çekiyor hepsini. Ve ya aşırı yağlı oluyor. O da pek sağlıklı değil yani. O yüzden güzel böyle sağlıklı bir musakka yapacağım. Bugün sizlerle de tarifini paylaşmak istedim. Belki denemek isteyenleriniz olur ya da aynı benim gibi yapanlarınız da vardır. Yapanlarınız varsa lütfen bana yazın. Merak ediyorum. Yani... aynı şekilde mi yapıyoruz? Ortak noktamız diyeyim. Evet şimdi başlayacağım yapmaya hemen. Öncelikle patlıcanlarım var. 3 tane çıkarttım ama 3'ünü de yapmayacağım büyük bir ihtimalle. Patlıcanları şu şekilde şöyle alacalı soyuyorum. Diğerini de soyacağım. Şöyle şu kadar kalınlıkta doğrayacağım hepsini. İster
İsterseniz yarım yapabilirsiniz. Şöyle ikiye de bölebilirsiniz. Bunu isterseniz halka halka yapabilirsiniz. Bunları şöyle bir kabın içerisine atıyorum. Diğerini de doğrayacağım. Ve biraz suyun içinde bekleteceğim. Şimdi bunun için şöyle şuraya kadar, üstüne geçecek kadar su dolduracağım. Ve tuz atacağım. Acısını alsın diye. Patlıcanlar orada beklerken kıymalı sos yapacağım. Vakit kaybı olmasın. Şöyle elimde bir soğan. Ve kapya biber var. Ben kapya biber kullanacağım. Normal biber istiyorsanız kullanın. Charleston ya da sivri neyse. Ama bence kapya biber daha güzel. Daha böyle tatlı olduğu için daha lezzet veriyor diye düşünüyorum. Şimdi sarımsağım var. En son kıyma ekleyeceğim. Yalnız bu kadar değil malzemeler. Şöyle söyleyeyim. İhtiyacımız olan malzemeler soğan, sarımsak, kapya biber, maydanoz, kıyma, salça var. Salça kullanacağım. Varsa domates de kullanabilirsiniz. Güzel olur. Bu kadar malzemeler. Soğanları böyle küp küp doğradım. Şu an bayağı ağlama modundayım. Bunları tencereme aktaracağım. Sarımsakları bir süre sonra koyacağım. Hatta biberlerden sonra koysam da olur. Çünkü sarımsak aşırı çabuk yanıyor. Zeytinyağımı da şöyle bir koyayım. Burada pişe dursun. Önce ucundan biraz almıştım biberin. Ön kısmı biraz buruşmuş. O yüzden orayı atmak zorunda kaldım. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Sanırım biberlerde en sevdiğim bu benim. Hele bunun böyle közde olmuşu. Allah'ım yani et değerinde benim için. Bunu istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Şöyle ben dörde böleceğim. Yani kare kare gibi bir şey olacak. Kare değil birazcık dörtgen oldu gerçi. Soğanlar biraz övdü. Şimdi biberleri koyacağım. Biraz altını tutmak istiyorum. Bayağı açık oldu. Biberleri de koydum. Abi. Pişe dursun. Sarımsakları da doğrayalım. Bunları biberler biraz yumuşayınca atacağım sarımsakları. Sarımsakları isterseniz ezebilirsiniz de ama ben ezmeyi çok sevmiyorum ya. Benim aletten herhalde. Ezdiğim zaman hemen göstereyim. Maalesef olsun. Mesela atıyorum. Şimdi iki tane sarımsak doğradım. Şunu kullandığım zaman hani bilirsiniz bunu belki. İçine sarımsak koyuyorsunuz. İşte bastırıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Çıkıyor. Ama sarımsağın tamamı maalesef size geçmiyor. Çoğunluk kısmı onun içinde kalıyor. Ben de hepsini kullanabilmek için şimdi tercih ediyorum. Zaten de pişeceği için çok da sorun değil. O ezeceği daha çok böyle işte mantı soslarında falan kullanmayı seviyorum. Patlıcanlar suyun içindeydi. Biliyorsunuz şöyle bir birazcık daha bastırıp suyunu süzeceğim. Şimdi fırınımı ısıtmaya başlıyorum.
Elimde şöyle bir tepsi var. Üzerine yağlı kağıt serdim. Patlıcanların hepsini böyle buraya üzerine dizeceğim. Bu aralar ikinci kez aynı hatayı yapıyorum. Kayıttayım sanıyorum ama değilmişim, bilmiyorum. Allah'ım yapayım, kör oldum artık. Ben kamera kapanana kadar bir şeyler yaptım aslında. Tekrardan söyleyeyim. Şöyle bir tasın içerisine zeytinyağı koydum. Onları böyle fırçayla tek tek süreceğim. İnanın kızartmadan, yani çok görünebilir zeytinyağı ama kızartmadan yine de az zeytinyağı yiyor. Hem de taze zeytinyağı oluyor. Yani böyle kullanılmış yağı tekrardan kullanmamış oluyorsunuz. Yani dünya olarak da bir sağlıklı bir yaşama geçtiğimiz için bence en önce bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde fırına süreceğim. Şöyle şu şekilde fırınlayacağım bunu. Orada kızara dursun. Biberler bayağı bir öldü. Sarımsakları katacağım şimdi. O kokusunu da şöyle bir alalım. Sarımsak da şöyle biraz piştikten sonra kıymaya aktaracağım. Kıymayı da kavuracağım şimdi. Sonra salçasını, domatesini, tuzunu, karabiberini ekleyeceğim ve sos hazır olmuş olacak. Domates püresi ekleyeceğim ya salça ya da neyse. Şöyle bir karıştırayım. Bundan sonra domateslerimi ekleyeceğim. Pişirdim. Hatta tuzunu da atayım şimdi. Biraz da karabiber dökelim. Şu anda bayağı koyu bir durumda. O yüzden su ekleyeceğim ben buna. Biraz su ekleyelim. Su pişe dursun kendi kendine. Sos bayağı bir pişti. Şimdi maydanozları aktaracağım. Zaten patlıcanla birlikte de birazcık pişecek. O yüzden çok aman aman eritmeye gerek yok her şeyi. Maydanozu döktük. Maydanozu yemiş olabilirim. Maydanozu da döktük. Şimdi sosum tamamdır. Bayağı da bir sulandı. Biraz böyle sulu böyle ekmek bana olabilecek kıvamda olsun istiyorum zaten. Patlıcanlara bakacağım şimdi fırında. Evet. Bayağı bir yumuşamışlar. Aslında bunları da alabilirim. Şurada yayvan bir tencerem var. Fırında da yapabilirsiniz. Bunu ben bu sefer tencerede yapacağım. Hepsini böyle tek tek çıkartıp tencereye dizeceğim. Tepside patlıcanım kaldı. Bunları da böyle bu şekilde dizdim. Şimdi haştan dökeceğim üzerine. Ama yarısını dökeceğim. Çünkü tepside de kaldı patlıcanım. Suyundan döktüm. Kaşıkla şöyle bir yayalım. Bir kat daha bundan koyacağım. Tamam olmayabilir gerçi de. Aslında yapım gerçekten kolay yani. Böyle anlatışlarım şu anda videoda uzun olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Ama gerçekten yapması çok kolay. Ya alın size iftarlık menü yani. Evet, bu seferki az oldu. Ama ne yapalım? Bunu da üzerime döküyorum. Ve yemeğimiz hazır mı? Tam değil.
bir de ocakta böyle ikisini birlikte bir pişirmek istiyorum. Şöyle biraz kaynatacağım ki böyle özleşsinler birbirleriyle, kaynaşsınlar. Son durumu bu musaklamızın altını, ups, altını açalım. Böyle bir şey dursun. Ya da dur, buraya yapmayayım. Şu büyük göze koyayım. Böyle bir şey dursun. Şöyle biraz böyle fokurdasın, etsin. Acık özleşsin dediğim gibi. Ondan sonra hazır. Festivale mi gideceksin? Hı-hı. Hangi festivale? De... Coachella mı? No. Ne festivali? The makeup festival. Makeup Because festival. Because they're going to check whose makeup is the best. Ooh. So it's a competition then? Hı-hı. Yarışmaya gidiyorsun yani. Hı-hı. Düştü bir iki tane ya. Ama çok güzel oldun. Bakabilir miyim bir? Bana bak bir. Tamam. Açayım mı? Açayım annem, dur. Tamam. Al şunu da aşkım. Çekirdeklerin içine atabilirsin, tamam. Fotoğraf çekimine gidiyoruz şimdi. Güzel mi? Deniz kirazı ilk kez denediğini söylüyor. Daha önce yedi gibi hatırlıyorum ama bilmiyorum. Gerçi 4 yaşında ve her şeyin farkında olduğu için artık yani ne yediğini ne yemediğini bilmiyor. Ama artık hatırlayacak bunu. Sen çok mu sevdin kirazı? Hı-hı. Hava serinledi ya. Üzerimizi değiştirdik. Daha böyle kısa kollu bir şeyler giydik. Hava serinledi. Var mı böyle bir şey? Niye böyle oldu ya? Çok değişik bir şekilde yiyorsun yalnız anneciğim. Thanks. Thanks. Kahveye geldik şimdi. Beklememiz gerekiyor. Bakalım, bekliyoruz. I don't know. Fotoğrafları aldık. Deniz, bir fotoğrafları gösterebilir miyim bebeğim? Mommy. Aa evet, almışlar anneciğim onu. Ver bir dur, fotoğrafı bir göstereyim bir dakika. Aldık fotoğrafları da. Adam iki kere basmış yanlışlıkla printer'ın şeysine, printer düğmesine. Tamam anneciğim. 8 alacaktık. 16 Mommy. Tane verdi ama aynı fiyata. Çok güzel oldu. Evet, geri verecekler. Annem onu geri getiriyorlar. Orhan dükkanına yakındı. Fotoğrafçı, oraya gidiyoruz şimdi biraz. Dikkat et. Dikkat et. Saat 10 çeyrek geçiyor. Uzun süre vlog devam ettiremedim. Biraz yoğundum yani. Çekim yapmaya pek fırsat bulamadım. Hastaneye gittik. Eltim birkaç gün önce doğum yaptı. Onu ziyarete gittik. İşte hastanede haliyle çekim yapamayacağım için bayağı bir uzun bir ara bıraktım. Kusura bakmayın. Deniz de biraz problemli yaptı bugün. O yüzden hani elime kamerayı alıp da bir çekim yapamadım. Kusura bakmayın o yüzden. Evet, dediğim gibi eltim doğum yaptı. Aramıza bir üye daha geldi. Birkaç gün önce doğum yaptı gerçi. Ben anca bunu söyleyebiliyorum size. Yusuf'umuz oldu. Yusuf'umuz geldi. Ailemize katıldı. Onu görmeye gittik. Böyle çekmeyi çok isterdim ama şu anda çekmem mümkün değil. O kadar böyle ufacık minicik bir şey ki görmeniz lazım yani. İnşallah ilerleyen zamanlarda birazcık daha büyüdüğü zaman çekebilirim onu da. Sizlere gösteririm. Güzel bir duygu ya. Yenge oldum ben yani. Yenge oldum. Kusura bakmayın bugün için. Dediğim gibi arada bayağı bir boşluk oldu vlogda. Ama yeteri kadar bir şey çektiğimi düşünüyorum. Ve aşırı yorgunum şu anda.
bugün de vlogumuzun sonuna geldik. Kusura bakmayın. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.